Biz zaten 2014'te ilk kadın kazanımlarımızı bu kadın yaşam merkezlerinin açılmasıyla yaptık. Maalesef kayyumların eliyle bu kadın kazanımlarımız bertaraf edildi, kapatıldı. 2019'da çok sürdüremeden tekrar kayyumlar geldi. Fakat 2024 yılından yapılan seçimlerden bu yana 6 ay geçti. 6 ay boyunca bertaraf edilen kadın kazanımlarımızı, kadın yaşam merkezlerimizi, kadın danışma merkezlerimizi, sığınma evlerimizi tekrardan açabilme adına ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalardan biri önce Muradiye'de gerçekleştirdik. Ondan sonra burada Büyükşehir Belediyesi adı altında Edremit'le ortaklaşarak kadın yaşam merkezlerimizi açtık. Şöyle bir durum gerçekleşiyor, fakat son süreçte artan kadın kırımları bizi de derinden üzmektedir. Bunun için çalışmalarımız kadın yaşam merkezleri üzerinde yürümeye başladı. İlk etapta biz Roji'nin ismini Büyükşehir Belediyesi adına, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde olan kadın yaşam merkezine verdik. Adını yaşatma adına. Kadın yaşam merkezlerimizde tabii sadece bir kurs açma değil. Burada amacımız kesinlikle bu değil. Amacımız kadın yaşamlarını, alanları arttırmak, kadınları evden çıkarmak, kadınları daha kadın bilincini kadınlarda arttırmak, daha çok hani bu kırımlara karşı kadınları bilinçlendirmek, sadece kurs adı altında değil, kadın yaşam alanlarını genişletmektir amacımız. Ve bu nezde yaptığımız ilk çalışmalar görüntüde de göründüğü gibi gerçekten ciddi bir yer edinmektedir. Bizi de mutlu ediyor. Biz inanıyoruz, inancımız çok her şeye rağmen, her türlü yapılan bertaraflara rağmen biz kadınlarla iç içeyiz. Kadınlar için yapabileceğimiz her adım kadınların yaşam alanlarını daha çok genişletmek, onlara dokunabilmektir aslında amacımız. Biz 6 ayda birçok şey yaptığımızı düşünüyoruz. En azından Jinkart'ın devreye girmesi, kadınlara istihdam açabilmek adına yeni projeler üretmek, kadın komisyonu olarak kadın eş başkanlarımızla beraber tabii halen projelerimiz devam etmektedir. Amacımız kesinlikle kadınları bu yaşam alanlarına koyup kadın bilincini arttırıp bu gündemimizde olan ve maalesef bizi derinden üzen bu kadın kırımlarını en aza indirmektir amacımız. Kadınlar bilinçlenmeden maalesef bunları bertaraf edemeyiz. Çünkü şöyle bir şey var. Yani, en azından kadın haklarını, kadın iradesini ne kadar güçlü olduğunu bu yerlerde, bu kadın yaşam merkezlerinde daha çok öne sürmektir. Ya, kadının kendindeki gücünü bilmeyen maalesef halen kadınlar var. Kendindeki o güçlü olduğunu, iradesinin ne kadar fazla olduğunu maalesef halen bilincinde olmayan kadınlara dokunmak, tek tek evlerine gitmek, onlara dokunabilmek, bu yaşam merkezleriyle beraber daha çok geniş alana yaymaktır amacımız. Biz inanıyoruz, tekrardan söylüyorum, biz inanıyoruz. Kadın yaşam merkezleri sadece Muradiye'den, Edremit'ten, Büyükşehir'den öte kalmayacaktır. Bunun devamı gelecektir. Her ne kadar kayyumun kırıntıları kalmış olsa da halen bu süreçte bizi bertaraf etmeye çalışan bir güç olmuş olsa da biz onlardan daha güçlüyüz. Biz kadınlar hepsinden daha güçlüyüz ve kadın gücüyle
en iyi yere geleceğimize inanıyoruz. Bu inancımız çok yüksektir. Zaten biz her alanda da kadın özgürlükçü paradigmamızı her yerde dile getiriyoruz. Evet, yerel yönetimlerde de bu kadın özgürlükçü paradigmamız en iyi şekilde ilerlemekte ve ilerlemeye de devam etmektedir. Bunun en büyük göstergesi dediğimiz gibi kadın yaşam merkezlerimizdir. Kadın yaşam merkezleriyle en iyi şekilde tüm kadınlara ulaşabilmektir amacımız. Evet, maalesef dört duvar arasında tüm kadınlara, genel anlamda kadınlara her türlü psikolojik, fiziksel, ekonomik şiddet maalesef uygulanmaktadır. Birebiz de kendimiz de bunun şahidiyiz yani. Bu da bizi ister istemez derinden üzüyor ve bizi daha çok kadın çalışmalarına, kadın boyutunda olan ihtiyaçlara göre bizi çalışmalara itiyor. Biz de bu çalışmaların birebir ortasında olmak istiyoruz. Evet, kadın yaşam merkezleriyle beraber daha çok kadınlarla iç içe olma planlarımızın en önemlisidir yani. Kadınları evden çıkararak, o mutfaktan çıkararak kendi irade sahibi olduğunu gösterip buralara getirip burada tüm kadınlarla bir araya gelip gerekirse psikolojik destek, gerekirse ekonomik destek, gerekirse kadın bilincinin varlığını göstermek amacıyla biz buraya geldik. Yoksa evet, kurslar da açıyoruz. Kurslarımız da var ve ilerletmeye de devam ediyoruz. Fakat hani bu kurslarla kalmak yerine bu kurslar üzerinden istihdam alanları açmak istiyoruz. Amacımız da o. Projelerimiz de bu yönlü. Biz inanıyoruz olacaktır. Her ne kadar bertaraf edilmeye çalışsak da. Fakat bizim gücümüz çok yüksek. Biz kadınlarla, gençlerle çok güçlüyüz. Kadınların verdiği bize, beraber birbirimize verdiğimiz o güç, o enerji bizi çok ileriye götüren bir yerden. Biz kadın yaşam merkezleri dediğimiz gibi bir araya geliyor, kadınları bir araya getirip burada kurslar açıyoruz ama kurslarla beraber tabii kadınlar bir araya gelince ister istemez sıkıntılarını, sorunlarını burada birbiriyle dile getiriyorlar. Tabii biz de bunların birebir şahidi olmak adına buralar açıldı. Biz onlarla beraber kadın yaşam merkezlerinde onların sıkıntılarını, sorunlarını tabii dinleyeceğiz. Ona göre ona da yeni çözümler üretmeye çalışacağız. Gücümüz de, isteğimiz de, inancımız da çok fazla. Biz kadınlarla güçlüyüz, onların varlığıyla güçlüyüz. Aslında bizim bu kadın yaşam merkezlerini açmamızın sebebi kadına şiddete yönelik durumları en minimal hale, yani minimize etme durumlarını ortaya çıkarmayla alakalı bir durum. Bununla alakalı bizim çalışmalarımız her ilçede bir kadın danışma merkezinin varlığı. Bu danışma merkezlerinde aslında kadınların kendi hukuki haklarını öğreneceği, kendisini savunabilecek mekanizmalara sahip olabileceği noktalarda eğitimler ve buna benzer kadını bu şiddet eyleminden uzak tutabilecek bir noktaya getirmek, aslında kendi haklarına ve kendi haklarına sahip kadınların, aslında yani daha doğrusu kendi haklarının bilincinde olan kadınların nasıl bir yaklaşım tarzını sergileyeceğini bildiğimizden kaynaklı kendi haklarını bilen, kendisini tamamıyla bu toplumdan soyutlamayan ve şiddeti bir mecburiyet olarak gören ve katlanmak zorunda olduğunu düşünen kadınların aslında bu bir mecburiyet olmadığını ve bu sorunsaldan kurtulabileceklerine yönelik çalışmalarımızın olacağı ve buna yönelik kadınlara bilinçlendirme programlarımızın olması için yarattığımız aslında mekanlardır. Kurmak istediğimiz alanlar kadınları daha bilinçli bir hale getiren alanlar ve bu alanlarda kadınlar aslında şiddet mağduru olduklarında nasıl bir tepkiyi geliştireceklerini ve kendilerini nasıl koruyabileceklerine yönelik plan ve programlarla kendi haklarını öğrenecekler. Yani biz açtığımız her alanda, kadın alanı, bu danışma merkezleri olabilir, kültür evleri olabilir, her alanda kadının ekonomik hayata geçmesi için plan ve projeler üretiyoruz. Bunlarda aslında mesleki eğitimler verebilecek potansiyelde çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Bununla beraber projelerimizin genelinde aslında kadını ekonomik hayata aktarma gibi bir plan ve proje içerisindeyiz. Yani bizim bu kadın danışma merkezlerimizde aslında kadınların kendi öz savunmalarını yaşatabilecekleri, kendilerini savunabilecek bir potansiyele sahip olmaları için de çalışmalar yürütüyoruz.